Ay ne kadar güzelsiniz ya. Selamünaleyküm. Çok heyecanlandığımı söylemek istiyorum ki normalde ben biliyorsunuz sahne insanıyım. Normalde benim işim bu yani. Sahneye çıkmak ve insanlara bir şey anlatmak. Benim size o kadar çok ihtiyacım vardı ki çok geç geldiniz buldunuz beni. Bir kere onun için bir çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ama yine elhamdülillah yine en azından geldiniz buldunuz. Çünkü ben sizin yaşlarınızdayken o kadar imkansızlıklarla dolu süreçler geçirdim ve sonra o kadar engellendim ve sonra hiç o kadar kendime benim anlatacağım hikayeleri beni dinleyecek seyirci bulamadım ki. O yüzden şimdi sizleri böyle gördüğüm zaman Allah'ım diyorum ya, galiba bu arkadaşlar benim kabul olmuş dualarım. O yüzden kendinize iyi bakın. Konuşmama şununla başlamak istiyorum. Bundan yaklaşık bir ay önce beni hepinizin bildiği İstanbul'da çok iyi, ilk üçte bir üniversite en iyi çıkış yapan tiyatro oyuncusu adayı seçti. 35 yaşındayım. Çıkış yapan diğer arkadaşlar 20 yaşlarının başında. Bakıyorum da yani konservatuvardan yeni mezun olmuşlar. İşte ilk oyunlarını falan yapıyorlar. Onlar 20, en büyüğü 22 yaşında, ben 35 yaşındayım. 36'ya merdiven dayadım. Neden peki? Komik. Önce biz güldük falan eğlendik ama sonra ben bir böyle bir gece yorganı başıma çektiğim de bir iki damla gözyaşı dökmedim değil. Çünkü niye? Neden ben 20'li yaşlarımın başında çıkış yapamadım? Niye ben konservatuvardan mezun olmama rağmen, işte tiyatroyla alakalı bir şeyler yapıyor olmama rağmen, yazıyor olmama rağmen, çiziyor olmama rağmen niye ben çıkışımı gerçekleştiremedim? Niye ben sesimizi size duyuramadım? Neden şimdi size böyle hepinize sarılacak gibi bakıyorum? Niye yani? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum ve biraz yolculuğumdan bahsedeceğim. Ben okuldan mezun olduktan sonra tabii ki yani sizin de beni tanıyanların bildiği üzere, tanımayanların da şimdi anlayacağı üzere mütedeyyin bir aileden, daha muhafazakar kafa yapısına sahip bir insan olduğundan dolayı tiyatro camiası bana birazcık bunlar ne yapıyorlar ya gibi geldi. Tabii ki tiyatroyu çok seviyorum. Sahnede olmayı çok seviyorum, yazmayı çok seviyorum, kendi yazdığım karakterleri oynamayı çok seviyorum. Ama çok normal olarak, yaşantı olarak bana birazcık uzak geldi. O yüzden ben kendime daha uygun tiyatrolar aramaya başladım. Ama bilin bakalım var mıydı sizce? Yoktu, değil mi? Şu an var. Şu an işte sizin de bildiğiniz birkaç tane tiyatro var. Elhamdülillah güzel de işler yapıyorlar, yapıyoruz. Ancak o zaman yoktu arkadaşlar. O zamandan kastım 2010, 2000 işte 6'da üniversiteye girdim, 10'da mezun oldum. 2010. Yok. Bir yana koşuyoruz, öbür yana koşuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışan insanların yakasına yapışıyoruz. Yok ne yazık ki. Kimse kendi derdinizden olan hikayeleri anlatmıyor. Çünkü zaten tiyatrocu yetişmemiş. Çünkü zaten sanat çok daha böyle şu anki kıvamında değil o zamanlarda. Ne yapacağız, ne yapacak derken, ne yapacağım derken tabii ki böyle mecbur bir yandan da para kazanmam gerekiyor. Yani faturalar ödenecek, ben karnımı doyuracağım, benim de bir hayatım var vesaire. Bir de insan utanıyor biliyor musunuz? Yani üniversiteden mezun olmuşsun, belli bir yaşa gelmişsin, sürekli babandan para istiyorsun, sürekli annenden para istiyorsun. Sinemaya gitmeye bile utandığımı biliyorum. Çünkü sen para kazanmıyorsun ya, sinemaya gitmek senin için lüks. Niye istiyorsun sen babandan sinemaya gitmek için para? Bundan dolayı insanlara yapıştığım dönemler oldu. Tabii ki çok şey dedim. Hadi gelin hep beraber bir oyun yapalım. Hadi gelin şu oyunu yapalım, bu oyunu yapalım. Tabii ki yapamadık. Çünkü insanların bir inancı yoktu. Biz bir tiyatro oyunu yapabiliriz'e dair bir inançları yok. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bundan dolayı çok uzunca süre arkadaşlar ben böyle çok özür dileyerek söylüyorum. Çok dandik tiyatro, çocuk oyunlarında oynaya 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 çok büyük bir kayboluş sürecinin içerisine girdim. Sonrasında tabii ki içinizde bir büyük bir hasret var. Tiyatro yapmak istiyorsunuz. Tiyatro yapan arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Yani biz çocuk tiyatrosu olarak arkaya şişme dekor koyuyoruz. Oynayacak oyuncu yok. İşte ben koşuyorum, bir genç kadını oynuyorum. Sonra gidiyorum başıma bir peruk takıyorum, geliyorum yaşlı kadını oynuyorum. O kadar yokluğun içerisindeyiz. Ama benim konservatuvardan mezun olmuş diğer arkadaşlarım işte çok büyük büyük sahnelerde, büyük prodüksiyonlarla sofita deriz biz bu tavana. Sofitadan böyle iplerle şey yapıyorlar, uçuyorlar sahnede. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben böyle onları izlediğimde ve bir de kendi oyunlarımızı izlediğimde Allah'ım ne yapıyorum ben dediğim çok uzunca bir dönem oldu.
Tabii bu süreç içerisinde insanlar ne dediler? Saçma sapan işlerle uğraşıyorsun, bırak şunları. Ya işte bu sana göre şeyler değil. Olmuyor işte. Yani ne yapıyorsun? Ve bunu ne yazık ki benim eşim, dostum, akrabalarım, annem, babam, ablam, abim de söyledi. Yapma. Gel istersen bırak, denedin olmuyor. Gel istersen işte şurada şöyle bir iş varmış, şuraya seni götürelim. Burada bir iş varmış, buraya seni götürelim. Önce sevgili arkadaşlar direndim. Çok güzel direndim. Hayır dedim. Ben tiyatro yapacağım. Ben bu kadar eğitimi bunun için almadım. Ben tiyatro yapacağım dedim ama sonra kiramızı ödememeye başladığımızda, şu an sizin için bu çok önemli bir konu değil ama aramızda kira ödeyenler varsa, hocalarım değil mi? Kira ödeyemediğinizde ne yapıyorsunuz? Her işi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani mecburen yapabileceğiniz her işi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bundan dolayı tiyatroyu bıraktım arkadaşlar ben. Oluş sürecimin en derinlikleri, ay benim depresyonlara girmelerimin en derinlikleri burada başlıyor. Çok ama inanın bırakmadan önce çok direndim. Çok çok direndim ve bırakmadan önce yine tiyatro yaptım arkadaşlar. Çok uzun süre yine tiyatro yaptım ama olmadığını anladığım anda bıraktım tiyatroyu. Ve ben ailemin yanına geri döndüm, Mersin'e. Sonrasında arkadaşlar orada kütüphanecilik mi yapmadım? Sigortacılık mı yapmadım? Kapı kapı gezip insanlara hayat sigortası mı yapmadım? İşte efendime söyleyeyim, bankada mı çalışmadım? Öğretmenlik mi yapmadım? İşte bu ne deniyor, marka ismi vermeyeyim, krem, makyaj şeylerimi satmadım. Yapmadığım şey kalmadı. Ama bunları yaparken hep kafamda şu vardı, evet ben bunları yapıyorum ama bunları yapma sebebim ve bunları yaparken de hep bir kenara para koyuyordum arkadaşlar. Çünkü o bir kenara koyduğum para benim İstanbul'a geri dönüş biletimi ve benim birkaç ay İstanbul'daki ev kiramı karşılayacaktı. Hep diyordum ki ben bir gün tekrar tiyatroya geri döneceğim ve bu süre zarfında bir kenarımda hep paramın olması gerekiyor. Yaptım. Kapılardan çevrildim. İşte iş yerlerine gidip insanların kapısını çalıyordum. İşte merhaba ben şu bankadan geliyorum. İşte hayat sigortasıyla alakalı görmek istiyorum. İşte çok affedersiniz küfürler mi yemedim. Onun dışında insanlar böyle küçümseyerek mi bakmadılar. Çok 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 büyük şeyler yaşadım. Ama hayatımın bir noktasında böyle bir anda şöyle oldum. Buradan sen bunları yaşıyorsun. Rabbin seni seviyor sonuçta. Sen kötü bir insan değilsin. Sana bunları yaşatmasının belli bir sebebi olmalı. Kızım kafanı kullan, sen zeki bir kızsın. Sen al bu hikayeleri, bu yaşadığın şeyleri cebine koy. Ya bunları yaz ya da bunları bir gün sahnede kullan. Aslında bunu düşündüğümün en büyük sebeplerimden bir tanesi, bir de ben spor salonunda da çalıştım. Spor salonu üyeliği sattım. Spor salonu bana bir gün dedi ki, Nurdan Hanım dedi, Mersin dedi en böyle işlek caddesine şey koyacağız, stand koyacağız. Sen gelen gidene şey dağıtacaksın. Bu el broşürleri dağıtacaksın. İlkokul arkadaşlarım orada. Ortaokul arkadaşlarım orada. Lise arkadaşlarım orada. Bütün işte tanıdığım herkes orada. Beni şöyle zannediyorlar. Nurdan İstanbul'a gitti, tiyatrocu oldu falan zannediyorlar. Ama ben hiçbir şeyi başaramamışım. Geri dönmüşüm Mersin'e. En ilanı dağıtıyorum. İşte spor salonu üyeliği ister misiniz? Spor salonu üyeliği ister misiniz diye insanlara el ilanı dağıtıyorum. Ve arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Eğer ben Mersin'de kütüphanecilik yapmasaydım var ya, Filistin hakkında konuşmalıyız oyunu çıkmazdı. Eğer ben o spor salonunda çalışmamış olsaydım kendime özgüvenim gelmezdi de şu an işte telefonla arayıp ya da karşıma çıkan her insana ya işte bizim şöyle bir oyunumuz var, şu oyunu sizin şurada oynayalım mı, işte şunu şöyle yapalım mı diyemezdim. Eğer ben işte o bankada çalışmamış, o sigortacılık yapmamış olsaydım, inanın sponsorluk bu, Filistin hakkında konuşmalıyız oyunumuzda sponsor aradığım dönemde çatır çatır gidip insanlardan para isteyemezdim. Ha bu arada şunu hayatım boyunca herkese önerdiğim bir şey. Bir şeyi karar verdiğinizde onun üzerinden birkaç gün geçmesine asla izin vermeyin sevgili arkadaşlar. Birkaç gün geçince unutuyorsunuz. Birileri bir şey söylüyor. Birisi oradan bir şey yapıyor, vazgeçiyorsunuz. Ay şu fikir mi bu fikir mi derken o kalıyor. Ben kararı verdikten sonra hemen Instagram'dan bir sayfa açtım. Tiyatro Ankebut. Tek başına altında çamaşır sulu pijama. Yorgan üzerimde elimdeki telefondan Instagram adresi açtım. Tiyatro Ankebut. Çok böyle sanki dergi veriyormuşuz, işte şirketimiz varmış gibi. Açtım onu ve bir tane
Ay hiç de şey yapmayı da bilmem o kanmadan manmadan ne derler o afiş mafiş de yapmayı bilmem. Dünyanın en berbat afişini yapıp Nurdan Aldamya İnce'den sanki çok tanınıyormuşum gibi. Nurdan Aldamya İnce'den tiyatro dersleri şu tarihte başlıyor. Şuraya başvuruda bulunabilirsiniz diye bir afiş paylaştım. Ondan sonra işte ben afişi paylaştım. Çok enteresan. Sanki birileri beni bekliyormuş gibi. Birkaç saat sonra biri geldi. Ama o birkaç yazdı. O biri yazdı ya. Ben evde nasıl zıplıyorum? Nasıl zıplıyorum? Bir kişi yazmış ya. Bilgi alabilir miyim yazıyor. Ben evde zıplıyorum. Sanki şey, ben bir salonuna çıktım. Tiyatro dersi vereceğim de salonu binlerce kişi doldurmuş. Zıplıyorum. Annemlere gidiyorum diyorum. Ay bir kişi yazdı, bir kişi yazdı. Sonra ben ona bilgi verdim. O kayıt oldu. O kayıt oldu ya, öyle bana bir heyecan geldi. Sonra ertesi gün bir kişi daha kayıt oldu. Ne oluyor dedim ya, dalga mı geçiyor birisi benimle? Sonra ertesi gün bir kişi daha kayıt oldu. Sonra ertesi gün bir kişi daha kayıt oldu. Sonra ertesi gün bir kişi daha, zaten 5 kişi aldım listeme. Çünkü bir de altına şey yazmışım, kontenjan 5 kişiyle sınırlıdır. Sanki 10 kişi gelse dersi almayacağım. Ondan sonra 5 kişiyi aldım dersi. Ama diyorum ki, Allah Allah ya, ne oluyor? Ders 14 Şubat'ta olacak, hiç unutmuyorum. 14 Şubat'ta olacak, diyorum ki bunlar benimle dalga geçti, hiçbir derse gelmeyecek değil mi? Böyle şey sanki, böyle takım elbise giydim, online'da işte ekranı kapattım, böyle bekliyorum. Yani kalksam İstiklal Marşı okusam okurum. Böyle bekliyorum. O kadar heyecanlıyım ki. 14 Şubat'ta hepsi geldi. Dersi yaptık sevgili arkadaşlar. Sonrasında dersi çok beğendikleri söylediler. Onlar dersi beğendik diyorlar ya, benim böyle ekranı kapatıp o ders yaptığım alanda zıplayasım geliyor. Sonra ertesi hafta derse geldiler, sonra onlar geldikleri dersi beğendiklerini başkalarına anlatmışlar ya. O başkaları da mesaj attılar. Ne zaman yeni sınıf açıyorsunuz? Arkadaşım size gelmiş, çok beğenmiş dersinizi. Ben de dersinize gelmek istiyorum. Bana bir enerji geldi, bir şey geldi, bir şımarıklık geldi. Hemen bir sınıf daha açtım. Ya inanın o da doldu biliyor musunuz? O da doldu ama benim kendime asla inancım yok. Şey diyorum, ben bu ikincisini açıyorum. Kimse kayıt olmazsa hikayeden şöyle paylaşırım. Kayıt almıyoruz, kontenjanımız dolmuştu falan diye bir şey paylaşırım diyorum yani. Neyse ondan sonra o da doldu sevgili arkadaşlar. Sonrasını anlatmama gerek yok. Bizim tiyatro ankebuttan sadece eğitmeni benim bu arada. Başka bir eğitmenimiz yok. Benim verdiğim dersler 1,5 senede tam tamına 500 öğrenciye ulaştı. 500 öğrenci. Şimdi bunu kelimelerle ifade ediyorum ya, aklım almıyor biliyor musunuz? Çıldıracak gibi oluyorum. Nasıl 500 öğrenci ya? Yani nasıl 500 öğrenci? Bir öğrenciyi alıp koşarak çamaşır sulu pijamamla anneme sarıldığım, anne bir öğrenci kayıt yaptırdı dediğim günü hatırlıyorum. Şimdi 500 öğrenciye ulaşmışız. Bakın inanın 500'den de fazladır. Hava atmayayım diye 500'e yuvarladım. Yani çok ciddi söylüyorum. Siz bir şeye çok canlı gönülden istediğinizde ve o yola çıktığınızda Allah size kesinlikle yardımcı oluyor. Sonrasında sevgili arkadaşlar dedim ki, şimdi 500 tane öğrencim var. Yaklaşık 100'üyle de çok samimiyim. İstanbul'da olduklarından dolayı. Sürekli onlarla görüşüyorum. Şimdi görüştüğüm zaman bir de öğrencilerin de şeyi var. Öğretmen olanlar aralarınızda, eğitimci olanlar bilir. Öğrencilerine sizi sevdiği zaman size böyle bir farklı bir gözle bakıyorlar ya, sizin sanki yapamayacağınız şey yokmuş gibi zannediyorlar. Ve onların verdiği öyle bir gaz oluyor ki, Allah hepsinden razı olsun. Bana dediler ki, hocam çok güzel dersler veriyorsunuz o falan filan ama biz şey yapalım mı? Siz bir tiyatro oyunu yazın, biz de sizi destekleyelim mi? Tiyatro oyunu yapın dediler. Ben dedim ki, ya tiyatro aslında yazılmış oyunlarım da var, hani oyun yapsak mı falan. Hala daha benim böyle kendime olan özgüvenim gelmiş değil. Çünkü evet 500 tane öğrenci gelmiş 1,5 senede ama ben hala diyorum ki acaba ben oyun yapsam kimse gelir izler mi? Acaba şöyle bir iki koltuk mu sığar? Çünkü biz zamanında konu komşuyu toplamıştık salonu doldurmak için. Yoldan insanlar çevirmiştik. Adam diyor ki yok benim işim var, işe gideceğim. Abi gel diyorum, bir dakika şurada otur, bir yarım saatini ver bize, bir oyun izle. Arada kaçar gidersin. İnsanları doldurabilmek için kapılardan insanlar çekiyorduk. Şimdi o günlerde aklıma geliyor ya, acaba salonları doldurabilir miyiz falan diyorum. Neyse. Hangi oyunla başlayalım, hangi oyunla başlayalım? Benim işte o kütüphanecilik yaparken üzerinde çalıştığım Filistin hakkında konuşmalıyız oyunu. Ben dedim bundan başlayacağım. Çünkü o zaman Ramazan ayıydı. Geçen sene Ramazan ayında yine ne yazık ki Filistin çok kötü bir muameleye maruz kalmıştı. Yine her Ramazan olduğu gibi. Sonra
Ben normalde her Ramazan Filistin'in bu durumuna çok üzülürüm ama geçen sene bana bir farklı bir üzüntü geldi. Ve benim bir şey yapmam gerekiyor dedim. Bir şey yapmam gerekiyor. İnanın iftar bulaşıklarını yıkıyoruz. Eşimle iftarı yaptık. Ben bulaşıkları yıkıyorum. Ellerim daha köpüklü. Bir böyle bir ışık çaktı beynimde. Hani benim Filistin'le alakalı yazdığım oyun vardı. Ne oldu? Ben onu bitirmiş miydim? Çünkü üzerinden çok zaman geçti ya. Ve bulaşıkları bitirmeden daha köpükleri elimden sıyırdım. Elimi şöyle sildim. Hemen gittim eski bilgisayarımı açtım. Onu buldum. Oyun işte 10 sahnelik diye planlamışım. 7-8 sahnesini yazıp bırakmışım. Hemen oturdum diğer sahnelerini de yazmaya başladım. Hemen. Bu arada onun öncesinde bir komedi oyunu yazıyorum. Komedi oyunuyla giderim diye düşünüyorum. Komedi oyunu yazıyorum. Şeyde de deminki videoda da söylediği gibi. Akşam 20 sayfa yazıyorum. Sabah 30 sayfa siliyorum. Bir gün bir baktım ki silecek bir şey kalmamış. Yani oyun bana kendini yazdırmadı. Ama o bulaşıktan ellerimi sıyırdığım Filistin oyununun sonunu yazmaya başladığım an var ya, takır 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 takır. Çünkü onun zamanıymış. Çünkü o oyunun zamanıymış. O oyunu ben bitirdim. Güzelce yazdım. Sonrasında dedim ki ama bunun yapmak için paraya ihtiyacımız var. Bizim bir sponsor bulmak gerekiyor. Sponsor bulmak için arkadaşlar o kadar uğraştım ki. Ama ben eğer o kapının önünde, o spor salonunun önünde o broşürleri satmamış olsaydım, dağıtmamış olsaydım, o kapılardan girip de insanlara işte sigorta, hayat sigortası satmaya çalışmasaydım, o bankada o işte insanların işte egosuna maruz kalmamış olsaydım, kapı kapı gezip sponsor bulamazdım. Ya elhamdülillah diyorum ben, iyi ki kaybolmuşum ya. İyi ki ben onları yaşamışım. İyi ki ben o saçma sapan şeylere maruz kalmışım. Çünkü öyle olsaydı ilk sponsor arayışımda beni kapıdan gönderdiklerinde moralim bozulacaktı, motivasyonum sıfır, yerle eksan olacaktı da ben tamam ben bu oyunu yapamayacağım galiba diyecektim. Ama yer mi Anadolu çocuğu? Bana işler mi ya benim suratlarını ekşitmeleri ya da işte efendime söyleyeyim ilgilenmiyoruz demeleri ya da işte benim bir şey yapamayacağıma dair böyle kaşlarını kaldırıp imada bulunmaları, kadın başınız ama bu oyunu yapacaksınız falan demeleri bana işler mi? Ben neler yaşamışım, neler görmüşüm. 1, 2, 5, 10. Arkadaşlar nereden baksanız belki 50 kapıya gittim. 50 kapı. Ya ben çok büyük bir market zincirinin sahibinden bile randevu alıp dedim ki ya bizim bir tiyatro oyunumuz var. İşte siz de market olarak bize sponsor olur musunuz? Hani sadece bakıplara falan değil. O kadar çok insanın kapısına gittim ki beni kapıdan çevirmeleri, işte benimle dalga geçmeleri, ondan sonra İşte bana böyle saçma sapan şeyler söylemeleri hiç umurumda olmadı. Sildim kafadan. Umurumda değil. Önümde hangi dernek var? Önümde hangi kurum var? Önümde hangi vakıf var? Neredeyse kapı kapı geziyordum arkadaşlar. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Bu arada eş seçiminde çok dikkatli olun. Çünkü gerçekten rezil de ediyor sizi vezir de. Beni vezir etti çünkü ben her kapıdan döndüğümde o da arabayla beni kapıda bekliyordu. Belki de ben otobüse binmek zorunda kalsaydım, işte kapı kapı gezmek zorunda kaldığımda ayaklarıma kara sular inseydi ben de insanım, ben de vazgeçerdim. Onun da bana çok etkisi oldu. Bu süre zarfında ben vakıflarda dolanmaktan, işte bir şeyler yapmaya çalışmaktan evde ne yemek yaptım, ne temizlik yaptım, işte efendime söyleyeyim ne bir çamaşır yıkadım, ne bir şey yaptım. Adam kendi kendine yaptı, kendi kendine yedi, işte bana da yaptı. Benim de karnımı doyurdu. Hani gerçekten Allah razı olsun. O yüzden eş seçimi çok önemli. Sonrasında sevgili arkadaşlar, tam umutlarımı yine kaybettiğim bir anda, tam yine tamam Nurda sen galiba yine kayboluyorsun dediğim bir anda, böyle filmlerde olur ya, Allah'ım bana bir kapı aç dersin. İşte Ömer hocam siz filmleri iyi bilirsiniz. Hani filmlerde böyle bir rüzgar şimşek çakar, bir perde yerinden oynar, dadadadam diye bir müzik gelir. Sonra bir yerden bir ilham gelir ya da bir kapı açılır. Geldim sana yardım etmeye der ya. İşte ben öyle bir şey bekliyordum. Açtım elimi, dua ettim. Öyle bir şey olmadı. Ama çok böyle ağlayarak, böyle nasıl samimi bir şekilde dua ediyorum. Böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Ancak timingini tutturamamışız. Yaklaşık bir saat sonra telefonum çaldı. Ya. Bir saat sonra telefon çaldı. Telefonda bir kurum. Kurum adı verebiliyor muyuz ya? Ben? Kurum adı verebiliyorsak vereyim mi? Ver. Vereyim ya. İnsan ve Medeniyet Hareketi. Candır. Severim. Beni aradı. Dedi ki, Nurdan Hanım dedi. Siz dedi bir tiyatro oyunu yapıyormuşsunuz. Biz duyduk.
Biz size destek olmak isteriz dedi. Dedim ki ben size başvurmadım ki. Bana bak, bende de hava var. Ben size başvurmadım ki. Dedi ki siz başvurmamışsınız ama dosyanız elimize geldi. Şimdi ben işimden şey diyorum. Ne dosyası ya? Bizim dosyaya kap yaptıracak paramız yoktu ki. Kim dosya yaptırmış da göndermiş? Arkadaşlar birisi, kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben 1 milyon kişiye gönderdim ya WhatsApp'tan bu dosyayı online olarak. Birisi, o kimse, belki de buradaysa Allah razı olsun. Benim her daim duamda birisi çıkmış, gitmiş ona o zalipçiden kap yaptırmış. Tamam mı? Ve böyle en pahalı kapı yaptırmış. Kap yaptırmış, gitmiş insan medeniyet hareketine vermiş. Demiş ki, bir tiyatro oyunu, ben kefilim. Kim olduğunu bana söylemiyorlar ama. Gerçekten. Demek ki gerçekten çok yardımda, kalbi gerçekten çok temiz. Kim olduğunu bile söylenmesini istememiş. Ben buna kefilim demiş, siz buna destek olabilirsiniz. Ve ondan sonra beni aradılar. Benden oyun metnini istediler. Oyun metnini hemen bir gün içerisinde okudular. Hani bunlar çok şey, inanılmaz şeyler. Normalde bir yere başvurursunuz, o yerden size bir desteğin geri dönmesi haftalar, aylara bulur. Bir gün içerisinde oyun metnini okudular 25 sayfayı. Sonrasında bana ertesi gün dediler ki, tamam Nurdan Hanım, biz size destek olacağız. Öyle böyle bir meblağ değil yani. Bana göre çok büyük paraydı. Bana nasıl ya dedim gerçekten. Çünkü yönetmene para verilecek. İşte oyun dekoru kurulacak. İşte ışıkçıya para verilecek. Dekorcuya para verilecek. Onun dışında oyunla alakalı görünen görünmeyen o kadar çok gider var ki. Ya siz şimdi Filistin hakkında konuşmalıyız da gelenler varsa arkada bir tane dekor var. Ben çıktım oynadım zannediyorsunuz. O kadar kolay değil. O kadar altında bir sürü gideri var ki. Ama İnsan ve Medeniyet Hareketi bana o bedeli verdi. Ve ben ivedilikle oyunumu yapmaya başladım. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar. Bakın, bugün buraya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Eğer bu konu olmasaydı belki de ben gidip de mala yani ne anlatayım orada diyebilirdim. Çünkü ben yaşadığım için buraya geldim. Gerçekten kaybolan aramak kaybolmayı getiriyor ve kaybolmak da başarıyı getiriyor sevgili arkadaşlar. O yüzden size böyle ben şey demek istemiyorum. Hayatta en nefret ettiğim şey de nasihat vermek. Çünkü bana zamanında nasihat verildiği zaman böyle karşımdakini boğazlayasım geliyordu. Bana nasihat verme. Bana yapabileceğime dair umut ver. Bana huzur ver ya. Huzur ver. Nasihat vermek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Her kaybolduğunuz anda elinizi açıp dua edin. Ve şükürler olsun iyi ki kayboldum deyin. İyi ki. Ben hala diyorum ki umarım önümde kaybolacağım daha çok zaman vardır. Çünkü o kayboluşlarım bir sonraki oyunumda ya da ondan sonraki oyunumda ya da kariyerimin belki 40'lı yaşlarından sonraki süreçlerde bana yine başarıyı getirecek. Ben buna amenna, iman ettim. O yüzden kaybolmak sevgili arkadaşlar dünyadaki en güzel şey. Çok ciddi söylüyorum. Eğer ben kaybolmamış olsaydım asla ve asla şu anki şu oyunu yapabilecek duruma gelemezdim. Ha, burada da yanlış anlaşılmasın. Enaniyetten Allah'a sığınırım. Ben bir şey yaptım, bir şey başardım anlamına gelmesin. Ben sadece demin size anlattığım gibi sıfır, tanıdığı hiç kimse olmayan, hiçbir kimsesi olmayan, hiçbir tanıdığı olmayan, hiçbir yandaşı, hiçbir arkası, hiçbir dayısı olmayan bir insan olarak yarın Ankara'da, bakın Ankara'dan da hiç kimseyi tanımam, hiç kimseyi, Ankara'da MEB Şura salonunda 1200 kişilik salonda 1200 tane bilet sattım. 1200. O yüzden çok net söylüyorum. Kaybolduğunuz zaman yapabileceğiniz tek şey şükretmek diyorum. Daha fazla konuşmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim.